Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Kundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeni İlkay Kaplan Oral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben İlkay Kaplan Oral, Kundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeniyim. Daha önceki mesleğim restoratörüm. Restorasyon yapıyordum. Birçok yerli ve yabancı kazıda çalıştım. Ne güzel. Eser bakım ve onarımını yapıyordum. Nerelerdeydiniz? Hangi bölgelerde? Mersin, Urfa. Ne güzel. Şahane. Ülkemiz çok zengin, Çok, değil mi? çok, Tarihi çok, çok açıdan. zengin gerçekten. Ve umarım İtalya'da, Fransa'da olduğu gibi bu restorasyon konusunda gerekli bütçeler ayrılır. Onlar bizim çünkü zenginliklerimiz. O kadar önemli ki bir hazine bu. Zaman zaman yurt dışından gözlemciler de oluyor galiba, özellikle İtalya'dan. Bu arkeoloji misyonları için burada bulunuyorlar. Evet, ben İtalyan ekiple 6 yıl Ne güzel, çalıştım. şahane. Onların restoratörüydüm. Çok güzel. Gelirken restoratör getirmiyorlardı, benimle çalışıyorlardı. Zaman zaman takviye geliyordu Ne güzel. eserlerin yoğunluğuna göre. Kendimi eser bakım ve onarımından ruhun, zihnin ve bedenin bakım ve onarımına transfer Ne ettim güzel. diyebilirim. Şahane. Böyle bir keyifli alandan başka bir keyifli alana geçiş yaptım. Çok güzel. Peki Kundalini yoga nedir acaba? Kundalini yoga omurganın en alt kısmında bulunan bir yaşam enerjisi. 3,5 sarmal şeklinde genel olarak uyur durumda bulunuyor. Biz bunu mantra, mudra, nefes, göz odakları, meditasyon tekniklerini kullanarak omurganın iç kanalından tepe çakraya kadar getiriyoruz. Buradan da hormonlara ve organların kendi salgıladığı iç salgı bezlerine kadar yayılıyor, dağılıyor ve kişi de bilinci yükseltiyor, farkındalık getiriyor. Kişi kendisinde bulunan yetenekleri keşfediyor, potansiyelini kullanıyor. Zaten farkındalık yogası olarak da biliniyor. Kendi içinde güçlü bir teknoloji, bir bilim. Çünkü ses bilimini kullanıyor, nefesi kullanıyor, nöroplastisite etkisi yapıyor, zihni yeniden şekillendiriyor. Böyle güçlü bir çalışma. Kundalini yoga çok kadim bir öğreti. Hindistan'da daha çok kraliyet ailelerinin ve elitlerin yaptığı bir yoga çeşidiymiş. Halkın yapmasını istemiyorlar çünkü farkındalık kazanınca tabii ki herkes ona göre yaşamını şekillendirecek. Bilinçlenmelerini istemiyorlar. Evet. Çünkü gücü içine alınca istediği gibi kendi yönetimini belirleyebilme imkanı da doğuyor. Yogi Bhajan 1969'da bu öğretiyi öğretmen yetiştirmek üzere Batı'ya taşıyor, Amerika'ya ve oradan bu kadim öğretiyi öğretmen yetiştiriyor ve bizler de bu şekilde ne güzel buluşmuş oluyoruz bu kadim öğretiyle. Evet. Bu eczanelerde bulunan sembol kundalini zannediyorum, değil mi? Yılan, bir yılan sembolü. Evet, aslında öyle deniyor ama biraz farklı şeyler de var. Bizim öğrendiğimiz şekilde kundalini yoga öğretmenlerinin o enerjiyi, omurganın kökündeki enerjinin spiral çizerek tepe çakraya kadar gelmesi. Çıkmaz. Lakin şöyle bir şey var. Deniyor ki o enerji yılan şeklinde değil, sevilenin saçının kıvrıklığı anlamına geliyor. Esas onu sembolize ediyor. Evet. Yani kundalini de ruhun siniri. Yani çok oradan önemli. Da öyle kesinlikle. Bir şey var. Peki siz kundalini yoga ile nasıl tanıştınız? Yollarınız nasıl kesişti? Nasıl bir kırılma anı yaşadınız? Buna yöneldiniz? Benim çok zorlandığım bir dönemde kundalini yoga ile tanışma sürecim. Antidepresan kullanıyordum. Bir takım fiziksel rahatsızlıklarım vardı. Zor bir süreçten geçiyordum.
Online yapmaya başladım kendim. Daha önce pilates de yapıyordum ama beni etkilemedi yani. Ve Kundalini Yoga'nın bir meditasyonu var, Kirtan Kriya diye. Onunla başladım. 21. günden itibaren çok ciddi böyle işte keyfim gelmeye başladı, enerjim yükseldi, neşem yerine geldi. Ufak ufak ilacı azaltmaya başladım. 40. günün sonunda bıraktım antidepresanı ve devam ettim. 580 gün bu meditasyonu yaptım. Yepyeni bir hayat açıldı benim önümde. Yeni bir sayfa, değil mi? Evet, hayatın yeni bir safhası. Aynen öyle oldu. Kendimdeki o potansiyeli görmeye başladım. Hani nerelerde ben de var olanı kullanmıyorum ki, hani bir yerde tıkanıyor. Ben ilerlemediğim için orada bir şey geliyor bana, bir etki geliyor. Bu meditasyon zaten çok güçlü, tamamen işte bağımlılıklar, depresyon. İyi geliyor. İyi geliyor tamamen. Ve bu meditasyon üzerine Alzheimer Vakfı'nın yaptığı birçok araştırma var. DNA'da bulunan telomeraz enzimini %43 oranında tekrardan büyüttüğü, yaşlanmayı durdurucu etkisi de var. Tamamen parmak uçlarımıza dokunarak ve mantra söyleyerek yaptığımız çok keyifli, kalıcı bir değişim ve dönüşüm sağlayan bir meditasyon. Şahane. Ve aynı zamanda teknik. Evet, bu tekniği biraz daha anlatır mısınız? Tabii. Birkaç detay daha verir misiniz? Tabii. Nasıl yapılıyor? Kirtan Kriya meditasyonu olarak geçiyor. Aynı zamanda bir teknik. Kundalini Yoga'nın içinde parmak uçlarımıza dokunarak sa ta na ma olarak yapıyoruz. Sa doğum, ta yaşam, na ölüm, ma yeniden doğum. Bize hayatın döngüsünü anlatan. Tabii. Yani ölüm hayatın bir parçası esasında, evet, değil mi? Aynen öyle. Yani kabullenmek gerekiyor. Evet, zaten Kundalini Yoga'da sonluyla sonsuzu çok net görüyoruz biz matta. Sonlu tarafımız olan zihin ve bedeni, sonsuz tarafımız olan ruhumuzu. Derinde spiritüel bir öğreti. Bunu da deneyimliyoruz. Bu meditasyonda bize bu döngüleri çok güzel hatırlatıyor bilincimizde ve otomatikman da dengeye geliyor ruh, zihin, beden. Ne güzel, şahane. Peki sizi diğer eğitmenlerden farklı kılan yönleriniz nelerdir? Kundalini Yoga'da şöyle bir şey var. Mutluluğa giden 7 adım var. Birincisi adanmışlık. Benim de kendi adıma adanmışlığım yüksek. Öz disiplinim de yüksek. Bu öz disiplin tabii ki bir önceki mesleğimden de geliyor. Çünkü çok hassas. Tabii, çok önemli. Titizlik gerektiren, evet, çalışıyoruz. Bir iş. Hani mikroskobik çalışma, tabii, yapıyoruz. Ben de kendi ruhsal çalışmamı 7 yıldır her gün 5 ila 7 arasında yapan birisiyim. Aynı zamanda kendi deneyimlediğimiz yerden de yorumlarımızı aktarabiliyoruz öğrencilerimize. Bu benim için çok büyük artı oluyor. Çünkü önce kendi ruhsal çalışmamı yapmış oluyorum sabah. Daha sonra benimle çalışacak olanlara o güzel enerjiyle, Kundalini Yoga aynı zamanda frekansı çok yüksek bir yoga. O ışığı da yansıtabiliyorum. Çünkü kendimizde olmayan hiçbir şeyi, tabii, başka birisine, doğru, veremiyoruz. Bu konuda kendimi, ne güzel, şanslı görüyorum. Şahane. Çok tebrikler. Evet, teşekkür ederim. Peki geleceğe yönelik hedefleriniz, vizyonunuz nedir? Şu an web sitem üzerinde çalışıyorum. Kundalini Yoga'nın ve meditasyonlarının daha çok kişiye ulaşabilmesi hedefim. Kişinin olduğu yerde yoga stüdyosu olmayabilir ya da zamanı el vermiyordur. Ama online'da internet ortamı, internet olduğu sürece her zaman ulaşıp yapabilir. İstedikten sonra, tabii, değil ki, mi? Ve ben de Kundalini Yoga derslerini arşivlemek için
daha ulaşılabilir kılmak için şu an bir web sitesi üzerinde çalışıyorum. Tabii ki amacım daha çok kişiye ulaşması ve kişilerin kendi hayat yolculuklarını keyifle, kolaylıkla yapmaları. Ne güzel, bir fayda sağlamak, hayatlara tabii, tabii. dokunmak. Aynen öyle, kalplere dokunmak. Çünkü derse başlayanla bitiren kişi çok, o yüzündeki gülümseme muazzam bir şey oluyor. Kesinlikle. O mutluluğu görmek, Evet. değil mi? Sizin yorgunluğunuzu da alır. Yani zaten yorgunluk diye bir şey olmuyor. Çok büyük bir keyifle yapıyorum. Ne güzel, şahane. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat ederim. Programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki. Kundalini yogaya göre mutluluk doğuştan herkesin hakkı. Ve mutlu olmak sanıldığı kadar zor bir şey değil. Sadece zihinsel olarak bakış açımızı değiştirerek bunu yapabiliriz. Ve 3 dakikalık bile olsa bir kundalini yoga çalışmasını hayatımıza katarak tamamen ruhen, zihnen ve bedenen kendimizde kalıcı, etkili bir değişim ve dönüşüm yaşatarak hayatımızı daha keyifli alandan yaşayabiliriz. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum ben de davetiniz için. Rica ederiz. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Kundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeni İlkay Kaplan Oral'dı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.